AB ve BA birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere AB ile BA'nın ebobu 12 imiş arkadaşlar. Şimdi bu şu demektir. AB sayısı da 12'nin katı olan bir sayıdır. BA sayısı da 12'nin katı olan bir sayıdır anlamına geliyor. Eğer ebobları 12 ise ikisi de 12'ye tam bölünüyor demektir. Çok güzel. Şimdi peki bir sayı 12'ye tam bölünüyorsa arkadaşlar biz bunun için 4'e ve 3'e tam bölünüyor deriz. Doğru değil mi? Şimdi burada 4 ile bölünmeye bakacak olursak ilk olarak. Burada AB sayısı 4 ile bölünecek. Bunu ters çevireceğiz. BA yapacağız. Yine 4 ile tam bölünecek. Bu şekilde kaç tane sayımız var bakalım. Mesela ilk aklıma gelen 40 sayısı olsun mesela. 40'ı ters çevirdiğinde 0 4 oluyor. 0 başa gelemeyeceği için bu şekilde olamaz. Başka bir sayı bulalım arkadaşlar. Mesela 24 sayısı. 4'e tam bölünüyor. Bunu ters çevirince ne oluyor? 42 oluyor. Şu an 4'e tam bölünüyor mu? bölünmüyor. O zaman şöyle bir sayı versek arkadaşlar. Bunlar bir de birbirinden farklı sayılar olacak. 48 desek birine, diğerine de 84 desek. Şimdi bak 48 de 4'e tam bölünüyor, 84 de tam bölünüyor. Şimdi 3 ile bölünme kuralına bakıyoruz. 4 artı 8'den rakamları toplamı 12 yapıyor. 3'e de tam bölünüyor bunlar. Dolayısıyla istediğimiz sayılar demek ki bunlar. 48 ve 84 sayısı. Şimdi bu 48 ve 84 sayısının bir de ekokunu bul diyor bize. Hadi gidelim bulalım. 48 yazdım. 84'ü yazdım. Şöyle 2'ye böldüğümde 24 geldi. 42 geldi. 2'ye böldüm 21'e 12 geldi. 2'ye böldüm 6 geldi. 2'ye böldüm 3 geldi. 3'e böldüm 1 ve 7 geldi. 7'ye böldüm 1 geldi. Bakıyorum şimdi arkadaşlar burası 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 7 olarak geldi. Yani 16 çarpı 3 çarpı 7. 16 çarpı 3 48'dir. 48 çarpı 7'yi bulacağız 7 ile 8'i çarptım 56 geldi elde var 5 7 ile 4'ü çarptım 28 5 de buradan 33 oldu Demek ki 300, 336 imiş bizim aradığımız sayı o zaman cevabımız da denizli seçeneği oldu Ege bilyelerini 3'er 3'er sayarsa 2 tane 5'er 5'er sayarsa 4 tane 8'er 8'er sayarsa 7 tane bilyesi artıyor demiş Şimdi Ege'nin bilyesine a diyelim a kadar bilyesi olsun Eğer Üçer üçer sayarsa 3x diyelim 2 tane artıyormuş. 3x artı 2 kadar bilyesi oluyor bu durumda. 5'er 5'er sayarsa 5y diyelim bu sefer de 4 tane bilyesi artıyormuş. Ve son olarak 8'er 8'er sayarsa 8z diyelim buna. Burada da 7 tane artıyormuş. Ege'nin bilyesi 350'den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır? Şimdi aslında bu tipik bir soru arkadaşlar. Ne yapacağız bu sorularda biliyor musunuz? Dikkat edin 3 var 2 var 5 var 4 var 8 var 7 var bu sayılar öylesine mi bu şekilde verildi? Dikkat ettiyseniz 2'nin bir fazlası 3 yapıyor 4'ün bir fazlası 5 yapıyor 7'nin bir fazlası 8 yapıyor. O zaman şu eşitliklerin her tarafına 1 ekleyelim dedim. A artı 1 eşittir. Burası 3x artı 3 oldu. 3 parantezinde x artı 1 demektir bu. Burası da 5y artı 5 oldu. 5 parantezinde y artı 1 demektir. 8z artı 8 oldu. 8 parantezinde z artı 1 demektir. Bu artık ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şu A artı 1 sayısı hem 3'ün hem 5'in hem de 8'in katı olan bir sayıdır diyeceğiz. O zaman diyorum ki 3, 5 ve 8 gidiyorum. Ekoklarını alıyorum bunların. 2'ye böldüm 4. 4 tekrardan böldüm ve şunlar gitti 3'e böldüm 1 5'e böldüm 1 şeklinde geldi ne geldi buradan? 8 çarpı 3. 24 çarpı 5'ten 120 geldi. Burada şunu söyleriz arkadaşlar. Bu a artı 1 sayısı 120'nin katı olan bir sayıdır. 120 de olabilir ya da 2 katı 3 katı gibi sayılar da olabilir. 350'den fazla olduğunu söylemiş. O zaman 350'den fazlaysa 3 katı ne olacaktır? a artı 1 eşittir. 360 olacaktır. En az dediği için bunu aldık. Tabii ki daha sonra 480 olur, 600 olur. 120'nin diğer katları da olabilirdi burada. Ama en az dediği için 350'den hemen fazlasını aldım. 1'i karşı da eksi 1 olarak geçti. Yani burası 359 olarak gelmiş oldu. Cevabımız da Bursa seçeneği oldu. 33 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsünden en tane evli çift indiğinde o zaman şunu söyleriz 33'ten en tane evli çift ne demek her birisi bir erkek bir kadın olmak üzere 2 en kişi demektir. 33'ten 2 en kişiyi çıkartacağız. Geriye kalan yolcular 350 ve 5'erli gruplara ayrılabiliyor. Şimdi hem 3'erli gruba ayrılıyor hem 5'erli gruba ayrılıyorsa demek ki bu aslında 15'in katı olan bir sayıdır. Doğru değil mi? O zaman 33'ten 2 çıkartacağım ve bu da 15'in katı olan bir sayı olarak gelmeli. Çok güzel. Şimdi... eee 15'in katlarını düşünecek olursak direkt 15 verelim arkadaşlar. Bakalım sağlayacak mı? 33 eksi 2 n eşittir 15 olarak geldi. 15 sol tarafa attım. Eksi 15 olarak geçti. Eksi 2 eni sağ tarafa attım. Artı 2 n olarak geldi. 33'ten 15 çıkarttığımda 18 kaldı. İki tarafı 2'ye böldüğümde n eşittir 9 olarak gelmiş oldu. Çok güzel. Bize neyi soruyordu? Buna göre en kaçtır diye soruyordu. En buradan 9 olarak geldi. Bulamasaydık 15'in diğer katlarına bakardık. Mesela 30'a bakabilirdik. Eğer bu sağlamasaydı. Sağladığı için direkt cevabımız denizli seçeneği olmuş oldu. Yukarıdaki şekilde en alt satırdan başlayarak ok yönünde iki kutunun en küçük ortak katları bir üstteki kutuya yazılarak işleme devam ediliyormuş. Mesela burada 2 ile A'nın ekok alınmış 2 çarpı A olarak buraya yazılmış. A ile 6'nın ekokları alınmış 6 çarpı A olarak buraya yazılmış. 2 A ile 6 A'nın ekokları alınmış ve A artı 65 olarak buraya yazılmış. Şimdi arkadaşlar burada direkt şunu söyleyebiliriz. 2 A ile 2 çarpı a ile 6 çarpı a sayılarının ekoklarını alalım hadi. 2'ye böldüm. Şurası 2 gitti. A kaldı. 2'ye böldüm. Burası 3A oldu. Sonra 3'e böldüm. Burası A oldu. En sonunda da A'ya böldüm de şurası da 1 olacaktır. Burası da 1 olacaktır. O zaman bunların ekoku nedir arkadaşlar? Ekok eşittir. 2 çarpı 3 çarpı A. Yani 6A olarak geldi. Bunun ekoku. Ne olarak vermiş bize peki ekokunu? A artı 65 olarak. O zaman 6A eşittir. A artı 65 olarak yazdım. A'yı sol tarafa atıyorum. Eksi A olarak geçti. 6 A'dan 1 A'yı çıkardığımda 5 A kaldı. Eşittir 65. Şimdi iki tarafı bir de 5'e bölelim. Ne gelecektir? 65 bölü 5'ten 13 gelecektir. A eşittir 13. Cevabımız denizli seçeneği oldu. Ayrıtları 2 santim, 3 santim ve 4 santim olan dikdörtgen şeklindeki legolardan elinde 602 tane olan Umut, bu legolardan en büyük hacimli bir küp elde etmek istiyor. Buna göre kaç tane lego parçası artar diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada elimizde iki ayrıtları 2 santim, 3 santim ve 4 santim olan dikdörtgen şeklinde legolar var. Doğru değil mi? Küçük olan bu legolarla büyük olan bir küp elde ediyoruz. O zaman küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Burası eğer K ile başladıysa hangisinin içerisinde K vardı? Ekokun içerisinde değil mi? Ebobun içerisinde de iki tane B vardı. O zaman biz burada ekok kullanacağız. Buradan bunu anlarız. 2'nin, 3'ün ve 4'ün ekoklarını alıyorum hemen. 2'ye böldüm. 2, 1 geldi. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm 1. 2 çarpı 2 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bizim oluşturacağımız küpün bir kenarının uzunluğu minimum 12 santim olabilirmiş. Peki çok güzel. Şimdi o zaman buradan şunu söyleyebilir miyiz? E, ayrıtlarının bir tanesi neydi? 2 santimdi. Bu 2 santim olandan kaç e, birim kullanmamız lazım? 6 tane kullanmamız lazım değil mi? Peki ayrıtları 3 santim olandan 12, 3'e böldüğünde 4 tane kullanmamız lazım. Ayrıtları 4 santim olandan 12 bölü 4'ten de 3 tane kullanmamız lazım diyeceğiz. Şimdi baktığımızda 6 çarpı 4 çarpı 3'ten 72 tane Lego kullanırız biz buradan. Peki ama ne istiyor bizden? Diyor ki bu Legolardan en büyük hacimli bir küpe elde etmek istiyor. O zaman 72 ya da 72'nin katı olan bir şey lazım bize. Doğru değil mi? 72'nin katlarını da düşünebiliriz biz burada. Çok güzel. Peki 72'nin katlarına baktığımda 602'ye yaklaşmak için K'ya kaç veririm burada? 8 versem. Ne gelir buradan arkadaşlar? 8 çarpı 2 16. Elde var. 1. 8 çarpı 7 56. E, bir de elde vardı. 57 oldu. 576 tane kullanabilirim ben buradan. Toplamda kaç legomuz vardı? 602 tane vardı. 602 taneden 576 legoyu çıkarttığımızda da 26 lego kalacaktır. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. Ekok X'ye bölü, EBOB X'ye eşittir, 18 eşitliği veriliyormuş. Buna göre X artı Y toplamının en küçük değerini sormuş bize arkadaşlar. Şimdi, buradan en küçük değer 9 ya, şıklarda verildi. 9'u düşünecek olursak hangi iki sayının e, sayıyı vermeliyiz ki ekoklarını EBOB'larına böldüğümüzde 18 gelsin? Bir defa EBOB'u en az kaç gelir arkadaşlar? 1 gelmesi lazım. Doğru değil mi? En az 1 gelir zaten EBOB'u. Birden daha az gelemiyor. Ekokların peki ne gelebilir diye düşündüğümüzde buna bir dediğimizde ekoklarının 18 olması lazım. 2 desek 36 olur. 3 desek 54 olur şeklinde sayılar olması lazım. Bakalım 18'i yakalayabiliyor muyuz? Toplamları 9 olan hangi iki pozitif sayının çarpımları 18'dir arkadaşlar? 6 ile 3'ün değil mi? 6 ile 3'ün çarpımları 18 ama 6 ile 3'ün ekoku 18 olur mu ona bakmamız lazım. Şimdi ekoklarını alıyorken hemen 6 ile 3'ü yazıyorum. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1, 1, 2 çarpı 3'ten ne geldi? 6 geldi. Olmadı ama ekoklarının 18 olmasını istiyorduk biz. Peki başka var mıdır böyle toplamları 9 olan ekoklarını 18 bulabileceğimiz 2 tane pozitif tam sayım? Başka da yoktur arkadaşlar. Ne yapacağız uzman burada? Bunu eleyelim 11'e bakalım. 11'de bakın mesela 9 ile 2'ye bakacak olursam ben burada tamam mı 9 ile 2 aralarında asal sayıdır değil mi aralarında asal olduğunda e, bunların ekoku ne oluyordu arkadaşlar? çarpımlarına eşit olmuyor muydu aralarında asal sayıların ekokları? O zaman bu 9 çarpı 2'den direkt 18'e eşit olacaktır. Yukarısı 18 oldu. Aşağısı ne olacak? Aralarında asal olduğu için bunların ortak bölenleri yalnızca 1 vardır. Başka da ortak bölenleri yoktur. O zaman şu payda kısmına da 1 yazdığımızda 18'e eşitliğini verecek. O zaman bizim buradaki en küçük değerimiz Bursa seçeneği olacak. Dairesel yarış pistinde 3 bisikletçi aynı anda yarışa başlamaktadır. 3 yarışçı sırasıyla 4 bölü 7, 5 bölü 9, 6 bölü 11 dakikada bir başlangıç noktasından geçmektedir. Buna göre 3 yarışçı kaç dakika sonra ikinci kez başlangıç noktasına ulaşırlar diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada aslında bir e, belli bir anda başlangıç noktasından şurası başlangıç noktası olsun buradan geçtiğini söylüyorlar. Ve bir dairesel bir pistmiş şöyle gösterelim. E, şuradan geçiyorlarmış buradan geçmişler. Aynı anda diyor kaç dakika sonra tekrardan dönerler dolaşırlar buradan geçerler ikinci kez başlangıç noktasına ulaşırlar diye bize bunu soruyor. O zaman bunların ortak katları lazım bana. Ortak katlar deyince aklıma ne geliyor? Ekok geliyor. Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu ifadeler kesilli ifadeler dikkat ettiniz değil mi? Kesilli ifadelerde ekoku nasıl alacağız? Şöyle alacağız. Bak 4 bölü 7, 5 bölü 9 ve 6 bölü 11'in ekokunu almak için. Pay kısımlarının ekokunu alırız. 4, 5 ve 6'nın payda kısımlarının EBOB'unu alırız. Bunları birbirine böldüğümüzde işte o zaman bunların bu kesirli ifadelerin EKOK'unu almış oluyoruz. Şimdi 4, 5, 6'nın EKOK'unu aldığımızda arkadaşlar 4, 5, 6'yı yazıyorum. 2'ye böldüm 2, 3 geldi. 2'ye böldüm 1 geldi. 3'e böldüm 1 geldi. 5'e böldüm 1 geldi. 2 çarpı 2, 4 çarpı 3, 12 çarpı 5, 60 olarak geldi bunların EKOK'u. Şu yukarısı 60'mış. EBOB'ları nedir peki? 7, 9, 11. E şimdi bunlar zaten aralarında asal sayılar doğru değil mi? EBOB'ları da ne gelecektir? 1 gelecektir. 60 bölü 1'den 60 geldi. Şimdi bu ne anlama geldi arkadaşlar? 60 dakika sonra tekrardan başlangıç noktasına ulaşıyorlar. Şimdi en başta yarışa başladılar. Birinci kez 60 dakika sonra... E tekrar ikinci kez bize sorduğu için ne diyeceğiz? İkinci kez bir 60 dakika sonra daha olacaktır. Yani toplamda 120 dakika sonra ikinci kez başlangıç noktasına ulaşmış olacaklardır. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Boyutları 24 metre ve 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arazi. Hemen şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir arazi çizelim şuraya. 24 metreye 32 metreymiş. Bunu da gösterelim şöyle eşit büyüklükte ve en az sayıda kare şeklinde bölgelere ayrılıp her bölgenin köşelerine birer ağaç dikiliyormuş arkadaşlar. Şimdi büyük olan bir dikdörtgenden küçük olan bir kareye doğru gidiyoruz doğru değil mi? B ile başladığımız için ne alacağız burada? Ebob alacağız diyebiliriz. Hemen gidiyoruz 24 ile 32'nin ebobunu alıyoruz. 2'ye böldüm 12 geldi, 16 geldi. İkisini de böldüğü için aldım. 2'ye böldüm 6 geldi, 8 geldi. Aldım. 2'ye böldüm 3 geldi, 4 geldi, aldım, 2'ye böldüm, 2, 2'ye böldüm, 1, 3'e böldüm, 1 şeklinde. EBOB'lar ne geldi bunun şimdi arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olarak geldi. Buna anlama geliyor. Demek ki bu karenin, oluşturacağımız karenin bir kenarı 8 birim olan kare olacaktır. Şurada oluşturalım mı? Şöyle 24 olduğu için 3 parça ayırabiliriz biz burayı. Şöyle ayırdık diyelim. 3 parçayı ayırdık. Daha sonra şurası da 32 olduğu için burayı da 4 parçaya ayırabiliriz bu durumda. 1, 2, 3, 4. Tam olarak benzemedi, kareye benzemedi ama bunlar olsun anladık en azından. Şunların her biri 8, 8 şeklindeymiş. Peki bize neyi söylüyor? Bölgelere ayırıp her bölgenin köşelerine birer ağaç dikiliyormuş arkadaşlar. Buna göre toplam kaç ağaç dikilmiştir diye soruyor. Şimdi şunların her birine bir ağaç dikiliyor her bölgenin köşelerine. Köşeler şuralar zaten. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane de şu alttakilerden gelecektir. 11 12 13 14 15 oldu. 16 17 18 19 ve 20 oldu. 20 tane ağaç dikilmiştir. Cevabımız Ceyhan seçeneği aşağıda bir tanesi verilen biriketlerle kare şeklindeki bir yüzey hiç boşluk kalmayacak biçimde kaplanacaktır. Bir kenarı 5 metreden az olan karenin kenar uzunluğu en çok a santimdir demiş arkadaşlar. Şimdi e, bunun uzunluğu nedir? 24'tür değil mi? Genişliği de 60'tır. 24 ile 60'tan şöyle bir dikdörtgen olarak sadece ön yüzeyini görelim bunun. Şurası 24, şurası 60. E, bunlardan bunları bir, birleştirerek büyük bir kare oluşturmamızı istiyor. Yani küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Küçükten başladığımız için ekok almalıyız diyeceğiz. 24 ile 60'ın ekoklarını alıyoruz. 2'ye böldüm 12 geldi 30 geldi. 2'ye böldüm 6 15 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 geldi. 2 çarpı 2 4 çarpı 2 8 çarpı 3 24 çarpı 5 120 olarak gelmiş oldu. Demek ki oluşturacağımız o karenin bir kenarı 120 santimdir diyebiliriz arkadaşlar 120 ya da 120'nin katı da diyebiliriz Peki bize ne demişti 5 metreden az olan kare demişti A santim içinde en çok olmasını istiyorum demişti O zaman bu buna 120'nin katı dersek 120 EK ya da burada 4 dersek 120 çarpı 4 ne olacaktır 480 santim olacaktır ve 5 metreden daha az olmuş olacaktır Demek ki a burada en fazla 480 santim olabilirmiş Bunu görmüş olduk. Peki, kullanılan biriket sayısına bakacak olursak arkadaşlar, kenarlardan biri 60, diğeri 24'tü. Doğru değil mi? Biz bunların hepsinin 480 olmasını istiyoruz. O zaman 480'i 60'a böldüğümüzde kaç gelecektir? 8 gelecektir. Ee, daha sonra, aynı şekilde 480'i bir de 24'e bölecek olursak, buradan da 20 gelecektir. Kaç tane biriket kullanılmıştır aslında? 20 çarpı 8'den 160 tane biriket kullanılmıştır burada. O zaman B'nin de 160 olduğunu bulmuş olduk. Bize A artı B'yi sormuştu. 480 artı 160'dan 640 olarak gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Aşağıda devrilmek için dizilmiş domino taşlarının bir kısmı gösterilmiştir. Buna göre devrilen 110, 110. domino taşının numarası ile 250. domino taşının numarasının en küçük ortak katı kaçtır diye sormuş. Şimdi domino taşlarına baktığımız arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonra tekrardan 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Demek ki 6 da bir kendini tekrar ediyor. O zaman 110'u 6'ya böldüğümüzde tamam mı? Bir defa 6, 6'dır. 11'den 6 çıktı, 5 geldi, 0 aşağı indi. 6 çarpı 8, 48'dir. Kalanımız nedir? 2'dir. O zaman 110. Domino taşının numarası ne oluyormuş? Şuradaki 2'ye denk geliyormuş diyebiliriz. 110, 2'ye denk geliyor. Bir de ne lazım bize? 250 lazım. 250'yi 6'ya bölelim. 6 çarpı 4'ten 24 geldi. Daha sonra bir tane 6 var. Kalanımız ne oldu? 4 oldu. Bu defa da 4 numaraya denk geliyor. 250 de 4 numaraya denk geliyormuş. E, bunun ikisinin diyor en küçük ortak katı kaçtır? 2 ve 4'ün ekokunu istiyor bizden. 2'ye böldüm 1, 2, 2'ye böldüm 1. Ekokları da nedir? 2 çarpı 2'den 4 olarak gelecektir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu m ve n asal sayılar olmak üzere x eşittir m küp çarpı n kare, y eşittir m kare çarpı n küp eşitlikleri veriliyor. Buna göre boyutları x ve y santim olan dikdörtgen parçalar ile, şimdi şöyleymiş arkadaşlar, bir dikdörtgen parça var şöyle. Bunun boyutları x'e y'ymiş, x dediğimiz şey m küp n kareymiş, y dediğimiz şey de m kare n küp şeklinde yazabiliriz. Peki, Parçalar ile oluşturabilecek en küçük kare yüzeyin küçük olan dikdörtgen parçalar var bundan büyük olan kare parçaya gitmemiz istiyor K ile başladığımız için burada ekok alacağız Ekok alıyorum o zaman M küp n kare şurası da M kare n küp Şimdi burada tabii 2'ye 3'e böleceğiz şeklinde gidemeyeceğiz Çünkü m'nin e n'in ne olduğunu bilmiyoruz Şöyle yapabiliriz burada arkadaşlar m'ye böldük diyelim. Burası ne oldu? m kare n kare oldu. Burası ne oldu? m n küp oldu. Daha sonra tekrardan m'ye böldük diyelim. Burası m n kare oldu. Burası direkt n küp gelmiş oldu. Tekrardan m'ye böldük diyelim. Burası n kare geldi. Burası zaten n küptü. Sonra n'e böldük. Şurası n kare oldu. Şurası n oldu. Tekrardan n'e böldüğümüzde burası 1 oldu. n n'e bölündü 1 oldu. n kare n'e bölündü n geldi. Tekrardan n'e bölündüğünde şurası da 1 oldu diyebiliriz. Yani buradan m küp çarpı n küp olarak gelecektir bizim ekokumuz. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu oluşacak büyük karenin şöyle bir kare oluşacak ya. Bu karenin bir kenarının uzunluğu demektir. m küp n küp. E bir kenarın uzunluğu buysa zaten bütün kenarlarının uzunluğu da budur. m küp n küp şeklinde gelecektir. Peki karenin alanını nasıl bulacağız? m küp n küpün karesini alacağız doğru değil mi? E bunu ne olarak vermiş bize? 1 milyon olarak vermiş. O zaman şöyle yazalım. 1 milyon diyelim şuraya. Burası aslında ne oldu? M üzeri 6 çarpı N üzeri 6 oldu. Burası da ne demektir? 10 üzeri 6 demektir. Dolayısıyla şurayı da M çarpı N üzeri 6 olarak gösterecek olursak eşittir 10 üzeri 6. E, üstler eşit. Eşitlik var. O zaman M çarpı N'in de burada ne olması lazım? 10 olması lazım. Tabi eksi 10 da olabilir ama M'ye N'e Eksi verebilir miyiz burada? Veremeyiz değil mi? Asal sayılar demişti zaten veremeyiz. M çarpı N'in 10 olduğunu bulduk biz buradan. Bize neyi soruyor peki? X eksi Y değerini soruyor. Bunlar şimdi asal sayılarsa arkadaşlar çarpımları 10 olan hangi iki asal sayı vardır? E 5 ile 2 vardır. 5 ve 2. Birine 5 dersem diğerine 2 dersem buradan çözebilirim. M'ye 5 dedik diyelim. Burası ne olacaktır? 5'in küpü çarpı 2'nin karesi olacaktır. Şurası ne olacaktır? 5'in karesi çarpı 2'nin küpü olacaktır. 5'in küpü nedir? 125'tir. 2'nin karesi de 4'tür. 125'i 4 ile çarptığımda da 500 gelir. 5'in karesi 25. 25, 2'nin küpü de 8'di. 25, 8 ile çarptığımda da 200 gelecektir. Bu ikisinin farkını istemiş bizden. 500'den 200 çıktığında 300 kalacaktır. Cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. 3 kurye için aşağıdakiler bilinmektedir. Ortalama 16 dakika, 18 dakika ve 24 dakikada bir tekrar servise çıkıyorlar. İlk servislerine 9'da aynı anda çıkıyorlar arkadaşlar. Şimdi bunu bir yazalım. 9'da üçü de aynı anda servise çıkıyorlarmış. Aynı anda. 17 çift sıfırda mesaileri biten kuryeler gün içinde kaç defa üçü birlikte aynı anda servise çıkmıştır. Şimdi burada üçünün de ortak katını bir yakalamamız lazım arkadaşlar. 16, 18 ve 24'e bakacak olursak. Şimdi 2'ye bölüyorum önce 8 geldi, 9 geldi, 12 iki geldi. 2'ye böldüm 4 geldi, 6 geldi. 2'ye böldüm 2 geldi, 3 geldi. 2'ye böldüm 1 geldi. 3'e böldüm 1 geldi, 3 geldi ve 3'e böldüm 1 geldi arkadaşlar. E, ee, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 olarak geldi. Bu da 16 çarpı 9 demektir. Yani o da 144 dakika demektir arkadaşlar. Şimdi 144 dakikada bir aynı anda servise çıkıyorlarmış. Şimdi e, 144 dakika demek aslında 120 artı 24 demektir. Bu da ne demek? 2 saat 24 dakika demektir arkadaşlar. Ben şimdi ekleyerek devam edeceğim. 9'un üzerine 2 saat 24 dakika eklediğimde 11.24'e ulaşmış oluyorum. Sonra tekrardan 2 saat, daha, 2 saat 24 daha ekliyorum. E, 24 dakika daha ekliyorum. 13.48 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Ee, tekrardan 24 dakika eklediğimde 48'in üzerine 24 ekledim. Ee, 58 oldu 68 oldu 4 daha ekledim 72 oldu. 72 demek aslında nedir? Ee, 60'ın üzerine çıktığı için buraya 12 kaldı anlamına geliyor. Şimdi 2 saati daha ilave ettiğimde şimdi buraya 1 saat ekledi 14 oldu 2 saat daha eklediğimizde 16 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. 16-12. Şimdi üzerine bir iki saat daha eklediğimizde zaten 17'nin üzerine çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bize ne demişti? 17 çift 0'da mesaileri biten kuryeler gün içinde kaç defa üçü birlikte aynı anda servise çıkmışlardır diye sormuştum. 9'da zaten ilk olarak birlikte çıkmışlardı. 2. 11-24, 3. 13-48 ve 4. de 16-12'de oldu. Toplamda 4 defa birlikte servise çıkmışlar. Cevabımız Bursa. 90 kilogram, 120 kilogram ve x kilogramlık çuvallarda bulunan kuru fasulye, nohut ve barbunya birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli torbalara doldurulacaktır. En az 21 torba kullanıldığına göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 90 ve 120'ye bakarak bunların en büyük ortak böleni nedir? 30'dur değil mi? İkisine de bölünen en büyük sayı 30'dur. O zaman bunların ebobunu ben 30 olarak düşünecek olsam. X'in ne olduğunu bilmiyorum şu anda. 90 bölü 30'dan kaç tane orada... Ee, torba gelmiş olur? 3 tane torba gelir değil mi? 120 bölü 30'dan kaç tane torba gelmiş olur? 4 tane torba gelir. 3 artı 4 7 tane torba kullanıldı. Toplam 21 tane demişti. E 21'den de 7'yi çıkarttığımızda 14 tane torba gelmesi gerekiyor x'ten. O zaman x'i de 30'a böldüğümüzde 14 gelmesi gerekiyor deriz. O zaman işler dışlar çarpımından x'in de 420 gelmesi gerektiğini bulabiliriz. Ancak seçeneklere baktığımızda böyle bir şey yok. O zaman bizim EBOB'umuz burada 30 değildir. Farklı bir şey aramamız lazım. Hemen gidelim farklı bir şey bulalım hadi. 90'la 120'nin 30'dan başka or en büyük ortak böleni ne olabilir? İkisi de mesela 15'e bölünüyor. Bakalım 15 olabilir mi? 90 bölü 10, 15'ten 6 tane torba gelir buradan. 120 bölü 15'ten buradan da 8 tane torba gelir. 6 artı 8 14. O zaman geriye kaç kalıyor 21'den? 21 eksi 14'ten 7 tane torba olması lazım. Doğru değil mi? O zaman ikisi de 15'e böldüğümüzde 7 gelmesi gerekiyor diyebiliriz. İçler dışlar çarpımından da 7 çarpı 15 demek 105 demektir arkadaşlar. Bu da şıklarda verilmiş. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Üç kurye için aşağıdakiler bilinmektedir. Ortalama 16 dakika, 18 dakika ve 24 dakikada bir tekrar servise çıkıyorlar. İlk servislerine saat 9'da aynı anda çıkıyorlarmış. Buna göre 17.00'da mesaileri biten kuryeler gün içinde kaç defa üçü birlikte aynı anda servise çıkmışlardır. 16 dakika, 18 dakika ve 24 dakikada bir servise çıkıyorlarmış. Bunların ekokunu alırsak ortak katlarını bulmuş oluruz ve kaç dakika sonra birlikte servise çıktıklarını görürüz. Ekoklarını alıyorum. 2'ye böldüm. 8 geldi. 9 geldi. 12 geldi. 2'ye böldüm. 4 geldi. 6 geldi. 2'ye böldüm. 2, 3. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm. 1, 3. Tekrar 3'e böldüm. 1 olarak gelmiş oldu. Kaç geldi buradan? 2 çarpı 2, 4 çarpı 2, 8 çarpı 2, 16 çarpı 3, 48 çarpı 3, 144 olarak gelmiş oldu. Demek ki 144 dakikada bir birlikte servise çıkıyorlarmış. Saat 9'da ilk defa birlikte servise çıkıyorlardı. 144 dakika ne demektir arkadaşlar? 2 saat 24 dakika demektir aslında doğru değil mi? 2 saat 24 dakika koyduğunuzda üzerine 9'un ne geliyor? 10 24 olarak gelmiş oldu. Bir sonraki birlikte servise çıkmaları. Tekrardan 2 saat 24 dakika koyalım. 12 48 oldu. Tekrardan 2 saat 24 dakika daha koyalım. 2 saat koyduğumuzda burası 14.48 olacaktır. 24 dakikasını da eklediğimizde 15.12 olarak gelecektir. Peki bir sonrakine baktığımızda bir sonrakide ne olacak? 24'ün üzerine 12 koyduğumuzda 36 geçe olacak. 15'in üzerine de 2 saati eklediğimizde 17 olacak. Ama 17'de zaten mesaileri bitiyordu. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Bize gün içerisinde kaç defa birlikte servise çıkmışlardır diye sormuştu. Birinci burası, ikinci, üçüncü. Bir de saat 9'da birlikte çıkmışlardı. Toplamda 4 defa birlikte çıktılar. Cevabımız Bursa seçeneği ne oldu